Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir seriyle beraber olacağız. Ağırlıklı olarak Levent Safalı ile birlikte geçireceğiz bu seriyi. Bu da 10 oturumluk bir seri olacak. Ben sözü sevgili Levent'e bırakıyorum. Evet. Herkese merhabalar. Tekrar birlikte olmak çok güzel. Felsefe sohbetlerimize devam edeceğiz. Yeni arkadaşlarımız da var daha önce katılmamış olan bir önceki sohbet, seminer çalışmalarımıza. Birkaç cümle felsefe hakkında konuşarak başlamak istiyorum. Felsefenin öncelikle ekmek kadar su kadar gerekli olduğunu vurgulamakla başlayacağım. Çünkü kendimiz olmak için, kendimizi tanımak için, amaçlarımıza ulaşmak için, kendimizi sorgulamak için, hayatı sorgulamak için gereken düşünme dilinin felsefede olduğunu vurgulayacağım. Yaşadığımız hayatı kendimizin kılmak, gerçekten hayatımızın ne diyelim, direksiyonunda oturmak için, başkalarının kullandığı bir araçta değil de kendi yolumuzu alan, kendi doğrultusunu belirleyen, kendi hızını, kendi istikametini belirleyen bir kişi olmak için felsefeye ihtiyacımız var. Hani niçin bu tür felsefe sohbetleri yapıyoruz da kısa bir açıklık getirmek için başlamıştım. Kendimiz olmak için demiştim. Kendimiz olmama ihtimalimiz var mı diye sorarsanız var tabii. Yani duyduğumuz, işittiğimiz, okuduğumuz şeylerin bir kes yapıştırı, bir copy paste olma riskimiz çok yüksek. O yüzden okulda, televizyonda, sokakta geleneksel öğretilerden bütün bunlardan aldığımız bilgileri temize çekmemiz gerekiyor. Yani bir böyle karalama defteri gibi yaşanan hayat var, bir de temize çekilen, onun içerisinden seçilen, ayrılan ve bizi kendimiz kılan, kendi değerlerimiz, kendi düşüncelerimizden oluşan bir sistematik var. Bu yüzden felsefe eğer okunuyor ve bu yüzden o konuya önem veriliyorsa, bunun ne kadar anlamlı olduğunu anlatmak herhalde az olur. Ne kadar abartsak da az söylemiş oluruz. Dolayısıyla biz felsefeyi hani bilgiç görünmek için, bir şeyler öğrenmek için değil, önümüzü görmek, kendimizi tanımak, bütün bu süreç için yapıyoruz. Bugün konuşacağımız konu ve bundan sonra bir 9 ders daha konuşacağımız konu ontoloji ile ilgili. Ontoloji bizim için neler mevcut, neler mevcut değil. Yani ne var, ne yok. Bu herkes için aynı değil mi zaten? Neyin var olup yok olduğu bir tartışma konusu mu diye sorulabilir. Evet, herkes için aynı değil. En azından düşünen insanlar için çok farklı ontolojiler, çok farklı varlık kümelerine sahip olmaları mümkün. Örneğin, yani en basit örnek işte sizin için varlar listesinde nazar, büyü, fal, tanrı bunlar mevcut mu? Ya da sizin için sadece görünür şeyler mi mevcut? Görünmeyen şeyler. Adalet, vicdan, kıskançlık. Yani bir sürü kavramlar, sadece nesneler değil, kavramların kendilerinin de varlığı, yokluğu tartışılıyor ontolojide. Dolayısıyla bizim zihnimizin yapı taşlarından bahsediyoruz. Tabii ki bu zihnimizin yapı taşları içinde bulunduğumuz kainat, evren, bütün bunlarla ilgili. Bu varlar yoklar meselesi yani ontoloji dediğimiz disiplin felsefenin ilk ortaya çıktığı milattan önce 5. yüzyıldan beri felsefenin de en temel konularından bir tanesi olmuş.
İlk başta biliyorsunuz işte Thales, Anaximenes, Anaximandros, Heraklit, Pisagor, bunlarla başlayan bir ilk felsefeciler var. Onlar daha çok doğayla ilgilendikleri için Pisagor hariç onların varlar yoklar kümesinde çok büyük bir sıkıntı olmamış. Doğal nesnelerle ilgili bir hangisi önde, hangisi daha ikinci bunları tartışmışlar. Tabii bu kadar da basit değil. Mitolojiyle bir hesaplaşma var. Onlar için mitolojik varlıklar sorgulanır hale gelmiş. Onlar ontolojilerinden bir anlamda düşmüş. Bu varlar yoklar konusu yani kendi ontolojimizi nelerin oluşturduğuna dair bilgi de aslında nasıl söyleyebilirim bunu? Bildiğimizi zannettiğimiz, hani benim ontolojimde şunlar var, bunlar yok diyelim. Böyle bir liste çıkarmaya kalktık. Böyle bir liste ortaya koymaya çalıştığımızda da belirli bir emek sarf etmezsek kendi varlar listemizi doğru bir şekilde oluşturmamız mümkün değil. Bununla söylemek istediğim birazcık karışık bir şey ama bir yerinden anlatmaya başlayacağım. Örneğin diyelim ki Tanrı fikrini sorguluyoruz ama doğa yasalarının var olduğu konusunda ve değişmediği konusunda çok çok kendimizden eminiz. Bunun kendisi bir çelişki yaratmasa bile bir kainatı bizleri aşan bir başka düzen, başka bir sistematik konusunda bir belki çelişki oluşturabilir. Belki diyorum, sadece hani vurgulamak anlamında böyle bir örnek verdim. Ya da kendi gündelik konuşmalarımızı, sohbetlerimizi ele aldığımızda bir şey hakkındaki vurgularımız, yorumlarımız bizim aslında ontolojimizde, varlar listemizde olmayan bir şeyi var saydığımızı ortaya koyabilir. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. İncelediğimizde, kendimizle bir hesaplaşma, gözden geçirme sürecine girdiğimizde aslında içimizdeki çelişkileri, hani programcılar bug diyorlar ya, bugları ortaya çok rahatlıkla çıkarabiliriz. Bunların farkına varabiliriz. Bir yerde yok dediğimiz şeyin bir başka yerde var olduğunu varsaydığımızı ortaya koyabiliriz. Şimdi ontoloji tartışmasında ve bir ontoloji oluştururken var saydığımız şeylere bir isim vermemiz gerekiyor. Bunlara şey diyebiliriz. Bunlar çünkü sadece nesneler değil. Bunlar belli soyutlamalar da olacak. Örneğin, diyelim ki sevgili kedimiz Minnoş var. Bu partiküler bir, yani tikel bir kedi. Başka kediler de var sokakta, arkadaşlarımızda. Ama bunların ötesinde kedi diye bir şey var mı? Yani tümeller, universaller mevcut mu? Bu ontoloji tartışmalarının böyle ilk ortaya çıktığında Platon'da evet bunlar da ayrı, bağımsız, müstakil birer varlık olarak mevcutlar diye formüle edilmiş. Daha sonra bu tümeller, tikeller tartışması belli bir noktaya gelmiş. Yine ontolojinin geçmişinden bir başka şeyi vurgularsam, nesneler kadar nesnelerin özellikleri de, yani kalemin beyazlığı, taşın siyahlığı, camın sertliği, bu tür, biz bunlara şu an sıfatlar diyoruz, bunların kendilerinin müstakil bir varlığı olup olmadığı da tartışılmış. Tabii şimdi bunları söylediğimde bunlar
tuhaf, saçma, çocukça şeyler gibi gelebilir. Ama bu bir yandan da bizim düşünce serüvenimizde yaşadığımız tarih. Yani biz 2500 yılda taşın siyahını, sütün beyazını da ayrı bir nesne zannederek işe başlamışız. Hani milyonlarca yıllık insanlık tarihinden bahsetmiyorum. Bu son 2500 yıllık tarihimizde bile düşünce dünyamızda alınan yol gerçekten farkına vardığımızda, öğrendiğimizde bizi çok çok şaşırtacak kadar temelden değişmiş. Kritik noktalardan bir tanesi Aristoteles'le olmuş. Herhalde ontolojiye insanlık tarihinde bu kadar büyük bir katkı yapan ikinci bir kişi de olmamıştır. Bizim sıfatları nesnelerden ayırt etmemizi mümkün kılan onun böyle incecik bir eseri. İsmi de Kategoriler. Bu eserde Aristoteles nelerin esas ya da cevher ya da substance ya da töz, hangi kavramı kullanırsak kullanalım, nelerin esas, nelerin ona bağlı şeyler olduğunu ortaya koymuş. Bu 2500 yıllık sürecin kritik dönüm noktalarından bir tanesi. Yine bu süreç içerisinde işte biraz önce bahsettiğim tümellerin, üniversallerin bağımsız bir varlık mı, kavramsal bir varlık mı, sadece zihinde olan bir şey mi, yoksa bizim hani kolaylık olsun diye bazı şeyleri kolay işaret etmek, kolay anlamak için onlara verdiğimiz ad mı olduğu konusunda yine büyük bir tartışma yaşanmış. Dolayısıyla alınan bir yol var bu süreç içerisinde. Zamanında varlık listemizde olan pek çok şey bu varlık listesinden daha sonra çıkarılmış, çıkmış. Yanılmıyorsam ateşin kendisinin bir varlık olarak kabul edilmesi 200 yıl öncesinde falan ancak son buluyor. Onu da ayrı bir varlık olarak müstakil bir varlık olarak görmüş insanlar. Dolayısıyla her şeye başlarken ontolojiyle başlama zorunluluğumuz var. O kadar ki belki ontolojileri birbirine benzemeyen insanların arkadaş olmaları bile zor. Yani var kabul ettikleri şeyler eğer farklıysa bundan sayısız sorun, çatışma ya da anlaşmazlık ya da iletişimsizlik çıkacağını pekala söyleyebiliriz. Aristoteles demiştim. Aristoteles'e gene kısa bir dönüş yapalım. Çünkü ontoloji disiplini onunla birlikte ete kemiğe bürünüyor. Biliyorsunuz belki Aristoteles pek çok disiplini, pek çok bilgi alanını, pek çok bilimi formüle eden, pek çok disiplini ortaya koyan, ete kemiğe büründüren bir kişi. İşte hareket eden nesnelerle ilgili diyelim fizik diye ayrı bir disiplin oluşturuyor. Hava koşulları ile ilgili meteoroloji, insan ruhu ile ilgili işte psikoloji, bütün bunları sorgulayarak hani böyle bir disiplin olsa gerek diyerek oluşturuyor. Ve Metafizik isimli kitabında, daha doğrusu sonradan Metafizik ismi verilen kitabında şöyle bir fikirle yola çıkıyor. Diyor ki, yani nesneleri hep belli özellikleri açısından inceledik. Yani diyelim ki onların belirli bir hareket dinamiğine sahip olan, olmayan gibi bir ayrımla ele alındığı disiplinler var. Ya da nesnelerin
sıcaklıklarına, soğukluklarına göre ele alındığı disiplinler var. Ama henüz şöyle bir disiplin yok. Nesneleri sadece var olmaları bakımından inceleyen bir bilim yok. Yani varlığı belli özellikleriyle değil de sadece var olması yüzü suyu hürmetine, sadece var olması dolayısıyla inceleyen bir disiplin yok. Ama böyle bir disiplin olması gerek. Biz her şeyin ortak bir özelliği olan, yani var olanların tümünün ortak bir özelliği olan var olmaları hasebiyle incelendiği bir bilim de oluştursak mı acaba diye başlayan ve bu tartışmanın sonrasında belli bir yere gelen bir disiplin. Tabii o zaman ismi ontoloji değil. O zaman ilk felsefe diye ele alınıyor. Yani her şeyin başındaki aslında yola çıkarkenki temel koyucu felsefe diye ele alınıyor. Bu anlattığımdan yola çıkarak bunun ortaya koyduğu alanda bir başka önemli soruyu cevaplamaya çalışacağım. Madem varlığı araştırıyoruz, madem bu iş için felsefeyi kullanıyoruz, peki bu işi yapan bilimler var. Hem de inanılmaz büyük ekipler, inanılmaz büyük imkanlar, çok büyük teknolojik aygıtlarla bunu araştırıyorlar, değil mi? En hani popüler örneği işte CERN'de atom altı parçacıkları inceleyen büyük hadron çarpıştırıcısı. Şimdi bununla uğraşan binlerce bilim insanı hem de sayısız imkanlar, donanımlarla bunu yaparken felsefe bu alanda ne iş yapıyor? Akla kolaylıkla gelebilecek bir soru. Felsefe varlıkla ilgili, yani ontolojiyle ilgili tartışmalarında var olanın özelliklerini incelemiyor. Var olmanın kendisi üzerine tefekkürde ve sorgulamada bulunuyor. Bu bilimin alanının dışında kalan bir konu. Bunu aslında daha önceki sohbetlerimizde bilimle felsefeyi birbirinden ayırırken yapmıştık. Felsefe, olgular, nesneler dünyasının bir adım üstünde onlar hakkındaki düşüncelerimizle, onlarla ilgilenirken kullandığımız kavramlarla ilgileniyor. Yani nesnelerle ilgilenen doğa bilimleri var. Ancak onlar üzerinden oluşturulan kavramlarla ilgilenen bir de felsefe var. Dolayısıyla felsefenin kendisi, felsefi çalışmalar deneye ve tecrübe edilen, gözlemlenen alanlara kapalı. Biz felsefeyle kavramları sorguluyoruz ve ontolojide de varlığa ilişkin kavramlarımızı gözden geçiriyoruz. Tabii çok önemli bir şey, yani kavramların gözden geçirilmesi ve kavramların doğru yerde, doğru şekilde birbirinden ayrılarak kullanılması. Hemen aklıma içinde yaşadığımız şu izolasyon koşulları geliyor. Örneğin, hani şu sosyal mesafeyi koru demek yerine biz acaba fiziksel mesafeyi koru, sosyal mesafeyi ise yakınlaştır desek daha farklı bir kavrayış, daha iyi bir çözüm getirmiş olmaz mıydık içinde yaşadığımız sıkıntıya? Çünkü sosyal olarak bağlarımızın kopmasından olumsuz etkileniyoruz. Bizim
fiziksel mesafe uzak olsa bile sosyal bağlarımızı daha yakınlaştıracağımız, yakınlaştırmak zorunda olduğumuz bir dünyaya ihtiyacımız var. Yani aynı yaşanılan durumu farklı bir kavramsal çerçeveyle ele aldığınızda her şeyin çok farklı görünebileceğini vurgulamak için söylüyorum bunu. Burada isterseniz kısa bir belki sorusu olanlar vardır ya da katkısı olanlar vardır. Sizlerle böyle bir karşılıklı sohbete geçelim. Sizden ricam net kısa sorular ya da temellendirilmiş katkılar sunmanız. Hani bir şeyi söylerken onu hangi gerekçeyle söylediğinizi de lütfen paylaşmanız. Çok teşekkürler hocam. Dostlar, el kaldırmak isteyen var mı? Enver Bey, buyurun. Duyuyor musunuz? Evet, sizi duyuyoruz. Hocam, şimdi biz ilk felsefeye birazcık başladığımızda işte Marx vardır. Felsefeciler dünyayı açıklamaya çalışırlar. Aslı olan onu değiştirmektir. Felsefi akımlar düşünürken işte idealizm veya materyalizm, ontolojinin böyle bir iddiası var mı? Yani dünyayı açıklamaya çalışmak veya o doğrultuda bir takım problemler ortaya koyup bilim insanlarının da bunun çözmesi için uğraşması. Ontoloji daha böyle bir kütüphane gibi bütün diğer o dünyayı açıklayacak felsefi akımların kullanacağı daha temel bir şey mi? Yani ontolojinin dünyayı açıklama gibi bir iddiası var mı? Böyle bir felsefi akım mı? Ve diğer işte materyalizm veya idealizmle ve diğer felsefi işte o geçen seanslarda nihilizm ve agnostizm onlara hizmet eden onlarla ilişkisi nasıldır acaba? Teşekkür ederim. Şöyle örneğin ben Marx'ın ontolojisi diye bir alt başlık açmak istesem, Marx'ın ontolojisinde olan ama Adam Smith'in, Ricardo'nun ontolojisinde olmayan şeylere bakalım. Artı değer örneği. Artı değer, Marx'ın varlar listesinde mevcut olan bir şey. Yani Marx yoklama yapsa, ne var ne yok, kim geldi kim gelmedi, artı değer dese, artı değer el kaldırıp buradayım der. Ontoloji bizim kavram dağarcığımız, varlar listemiz. Bu varlar listemizin kendisi bizim daha sonra yapacağımız her türlü tavrı, her türlü eylemi, etkinliği de kabul edersiniz ki belirleyici olacaktır. Ontolojinin kendisi felsefenin bir alt bölümü. Bir felsefi akım gibi ele almak onu yanlış olur. Örneğin Hegel'in ontolojisinde tin, düşünce giderek gelişen, dönüşen ve ilerleyen bir düşüncenin serüveni anlatılıyor. Onun ontolojisinde en önde devindirici güç olarak Geist var. Böyle çok hani kabaca söylemiş olursak. Amacım burada hani ontolojinin nasıl bir şey olduğunu anlamak. Ontolojiyi belki şöyle de olabilir, şuna da benzetebiliriz. Yaşamaya başlamadan önce yola çıkarken zihnimizi donattığımız varlar listesi. Nelerimiz var? Elde ne var? Dolayısıyla tabii buna yolda da bir sürü şey ekleyebiliriz. Hani bununla yetinmek zorunda değiliz. Bu anlamda da ilk felsefe. Bilmem cevap olmuş oldu mu sorunuza? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Hocam kısa bir giriş, kısa bir şey ben de sorabilir miyim? Tabii ki. Felsefenin alt dallarını daha önce de konuşmuştuk birlikte. Sevgili Can Soyer de bahsetmişti. Ontoloji, epistemoloji, etik ve mantık. Biz sanki felsefeye giriş yaparken mantıkla girdik ve sizin düşünme yöntemleri seriniz mantık kısmını içeriyordu gibi hissettim. Evet. Tabii her şeyi yeni yeni öğrendiğimiz için eksiklerim olabilir. Şimdi ontolojik olarak değerlendirdiğimizde her bir düşünürün felsefi düşüncesi ontolojik açıdan baktığımızda işte onun varlar ve yoklar listesi örneğin Spinoza'nın ondan sonra onun epistemolojik olarak bilimsel bilgi diyelim olarak neleri içerdiğini sonra etik olarak kimilerinde etik var kimilerinde yok filozofların belki tabii mantık hepsinde var. Böyle algılıyorum. Biraz şey mi, açıklayıcı olur mu? Kesinlikle doğru. Felsefenin alt birimlerinden varlığa dair olan, varlık hakkındaki düşüncemize dair olan bölümü ontoloji. Bilmeye dair olan bölümü epistemoloji. Hani doğrular, yanlışlar, pardon, iyiler ve kötülerle ilgili konuda ahlak. Bir de estetik var tabii. Güzel, çirkin ayrımının yapıldığı. Yani çok doğru, çok yerinde söylediğiniz. Bu anlamda bir felsefi akım değil, felsefenin bir alt bölümünü konuşuyoruz şu anda. Peki, teşekkürler. Şimdilik Neslihan Hanım'ı görüyorum. Buyurun Neslihan. Evet. Tümeller bağımsız mı dedik? Kolaylık için ad mı? Tümellerden kavramları anlıyoruz, değil mi? Evet. Ama kavramlar insanların gözlemleri ve değerlendirmeleriyle sınırlı diye düşünüyorum. Yani belki her şeyi kapsamıyor. Üzerinde durduğumuz varlığın bütün özelliklerini kapsamıyor olabilir. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi kavramlar bizim yani soyut entiteler olduğu için zaten onları gözlemleyemiyoruz. Ha evet doğru. Sadece belli bir çıkarım yapıyoruz hani Evet. onların varlığına dair. Evet. Bu anlamda onların reel olup olmadığı, onların gerçeklik statüsü önem kazanıyor. Dediğim gibi bazı tartışmalar bugün için tuhaf, yersiz, çocukça gelebilir. Ancak felsefe tarihi içerisindeki büyük tartışmalardan bir tanesi ve başka pek çok soruyu ve çözümü de beraberinde getirdiği için bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Hala bile tümellerin varlığı konusunda belli bağlamlarda çok canlı tartışmalara girebiliriz. Yani şöyle konuşulduğunu düşündüm. Kardeşim hani vicdan diye bir şey yok mu? Bu yaptığınız nasıl olabilir? Yani tek tek vicdanlı davranışların ötesinde vicdan diye bir şey. Tek tek iyi ya da kötü adlandırılan davranışların ötesinde iyinin var olup olmadığı konusunda bir tartışmayı pek çok insanla hem gündelik hayatta da yapabilirsiniz. Ha başka bir bağlamda onlar yok diyecekleri şeyi bir diğer bağlamda var kabul edebilirler. Yani temize çekilmemiştir normalde insanların ontolojileri. Yani herkesin bir ontolojisi var aslında. Evet. Nesnelerle ilgili kavramları düşünemez miyiz? Yani mesela bir masa kavramı. Belki şeye gidiyorum burada, Platon'a falan gidiyorum ama böyle bir kavramlaştırma nesnelerde olmaz mı diyorsunuz? İşte onları deneyimlerimiz ve değerlendirmelerimiz diyorum.
Şöyle, birazdan ele alacağım konu tam da bu soruna biraz bir çerçeve kazandırıyor. Bir cevap olmayacak. Sadece bunun nasıl bir tartışmanın parçası olduğuna dair bir şeyler söyleyeceğim. O açıdan konuşmanın sonrasında tekrar ele alabiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdilik soru yok. Devam edebilirsiniz dilerseniz hocam. Tamam, teşekkür ederim. Bu arada aklıma bizim ülkemizde bir ontolojiyle ilgili bir fıkra geldi. Tabii bu fıkra ontoloji fıkrası diye anlatılmıyor ama ben onu biraz böyle suistimal edeceğim. Bir olağanüstü bilgisayar yapılıyor. Süper bilgisayar. Olur ya hani her soruya cevap veren. Ve dünyanın her milletinden insan çağrılıyor. Buna ne sorsanız biliyor diye. Gerçekten çok zor soruları farklı milletlerden insanlar soruyorlar ve bilgisayar böyle bülbül gibi şakıyor. Anlatıyor şemalar, işte görseller, her türlü bilgi inanılmaz bir detayda veriliyor. Türkiye'den temel gidiyor bu bilgisayara soru sormak üzere. Temel mikrofona yaklaşıyor, böyle kısık sesle bir soru soruyor. Sonra bilgisayar böyle ısınıyor, her tarafından dumanlar çıkıyor falan. Bozuluyor, gidiyor bilgisayar. Ya ne yaptın diyorlar, ne sordun diyorlar. Ya önce bir hani ne var ne yok diye bir sorayım dedim diyor. Ondan sonra diyor asıl sorumu soracaktım diyor. Ne var ne yok sorusu. Süper bilgisayarları bile çökertecek bir soru. Eğer soruyu ciddiye, yani o kompütür, o bilgisayar o soruyu ciddiye aldığı için tabii ki o duruma düşmüş. Ama bizim de en azından sorunun kapsamını, önemini anlarsak zihnimizi, beynimizi ısıtacak bir soru. Nasıl ısıtacak bir soru? Yani doğrudan yaşantımızı değiştirecek bir soru. Örneğin, milletler var mı? Varsa birer ideolojik kimlik olarak mı var? Yoksa birbirinden gerçekten müstakil olarak ayrılabilen antiteler mi? Birbirinden müstakil olarak ayrılabilen şeyler mi? Önemli değil mi? Yani zahiri bir şey de olabilir millet kavramı. Bunun dışında yine iyiler ve kötülerle ilgili tartışmalarda, etikle ilgili. Ahlak bir konvansiyon mu? Yani farklı toplumlarda, farklı milletlerde, farklı çağlarda içi farklı farklı doldurulan bir kabuk mu? Yoksa bir özü var mı gerçekten? Örneğin Kant'ta somut bir içeriğe sahip, rasyonel düşünen insanın aklın bir ürünü olarak ortaya çıkabiliyor. Ama Nietzsche'nin ontolojisinde böyle bir şey yok. Hani iyinin ve kötünün ötesinde isimli eserinde bunu anlatıyor. Namus var mı? Yani var mı derken namus denilen bir şey var. Ama bir manipülasyon aracı olarak mı var? Toplumun düzeninin nizamını korumak için kültür içerisinde şekillenen bir şey olarak mı var? Yoksa hani insan olmanın temel bileşenlerinden biri olarak mı var? Bu anlamda bizim için nelerin var olduğu ve nelerin var olmadığı çok önemli. Yani işin ucu cinayetlere kadar gidebiliyor bu var yok tartışmasında. Pisagorcuları bilirsiniz. Pisagor her ne kadar matematikçi olarak onu bilsek de aslında o dönem böyle mistik bir tarikatın da lideri. Yani bir
bir kapalı, gizli ve sayılara, sayı olmanın ötesinde anlamlar da yükleyen bir grubun lideri. Pisagor'u bilirseniz, Pisagor teoremini de bilirsiniz. Bir üçgen düşünün. Her dik açılı bir üçgen olsun bu. Dik kenarları da birer birim, birer santim diyelim ya da birer metre uzunluğunda olsun. Bu üçgenin hipotenüsü, biz şu an ona kök 2 diyoruz değil mi? Birin karesi artı birin karesini topluyoruz. 2 yapıyor ve onu bulmak için de kök içerisine alıyoruz. Şimdi o zaman bu kök içerisine alma falan gibi şeyler yok. Bizim bulduğumuz bir çözüm bu. Hani başka türlü anlatamıyoruz. Başka türlü nasıl anlatırdık? Bir orantı biçiminde yazardık. Bir rasyo biçiminde yazardık. Yani 78 bölü diyelim ki 27. Niye yazmıyoruz gerçekten? Yani her sayı bir oranın ifadesi değil midir? Pisagor da böyle düşünüyor, Pisagorcular da böyle düşünüyor ama o iki sayıyı bulamıyorlar. Neyin neye oranı acaba? Hangi iki sayının çarpımı iki yapıyor? Bunu bulamıyorlar. Sıkıntı doğuruyor tabii yani. Özellikle sayılarla ilgili böyle takıntılı özel anlamlar yükleyen bir mistik tarikat için büyük bir sıkıntı. Derken bir kadın matematikçi kök 2 dediğimiz sayının herhangi bir oran olarak ifade edilemeyeceğini gösteriyor. Yani kök 2'nin bir kesirli ifadesinin olmadığını gösteriyor. Bunun kendisi, yani belirli bir kesir biçiminde ifade edilemeyen sayıların varlığı, rasyoya gelmeyen, orana, kesire gelmeyen sayıların varlığı irrasyonel olarak ifade ediliyor ve şeytani bir şey olarak algılanıyor ve bu ispatı yapan kadın matematikçi öldürülüyor. Çok uç bir örnek tabii. Hani varlar yoklar listesinde ne tür kıyametlerin koptuğuna dair sizler gündelik hayatınızda da pek çok tartışma, pek çok tanıklık yaşıyorsunuzdur. İşte kutsal şeyler, kutsalların varlığı, yokluğu, onlara ilişkin belli sözlerin söylenip belli sözlerin söylenemeyeceği. Yani o var olanların neler olduğu ve bir de var olanların hiyerarşisi. Yani bazı var olanlar diğer var olanlardan daha bir var oluyorlar. Yani kutsal ve profan ayrımı. Kutsalın ayrıcalığı. Bu yüzden varlar listemiz hepimizin yapması gereken ve yani bir kez yaptıktan sonra da yapmaya devam edeceği varlar listesi bu yüzden önemli. Gelelim Neslihan Hanım'ın sorusuna cevap olacak bölüme. Bu tek tek ele alacağız önümüzdeki sohbetlerimizde. Ancak sadece olayın arka planındaki nedenler, temeller üzerine bir fikir vermek için söylüyorum. Platon'un idealar dünyası diye karikatürize edilen, yani tümellerin gerçekliğine dair fikrini, düşüncesini bilirsiniz. Sophie'nin Dünyası isimli kitapta bu şöyle anlatılıyor. Yani Sophie'ye anlatır gibi anlatırsam, pek çok kurabiye görsem bunların hepsi de diyelim ki yıldız şeklinde olsa ama birbirinin tam aynısı da olmasa, kiminin bir yeri biraz kızarmış, kiminin bir yeri biraz daha düzensiz, kimi biraz daha şişkin, kimi biraz daha basık olsa, sadece kurabiyeleri görsen bunun bir tesadüf eseri olduğunu mu düşünürsün, yoksa yıldız şeklinde bir kurabiye kalıbının olduğunu mu düşünürsün diye soruyordu yazar Sophie'ye. İster istemez hani hepsini büyük oranda birbirine benzer kılan bir kurabiye kalıbı var diye düşünürsünüz değil mi? Kalıbı hiç görmeseniz bile. Bu
Platon'u belki anlamamıza yardımcı olabilecek bir benzetme. Tümelleri biz, yani kavramların kendilerine bir bu düşünceden yola çıkarak bir varlık atfetmek durumunda kalabiliriz. Yani insanlığın düşünce serüvenindeki merhalelerden bir tanesi en azından bu olmuş. Daha sonra, hayır canım böyle bir şey olamaz. Tek tek olan şeyler var. Tek tek bardaklar, tek tek taşlar, tek tek ağaçlar, tek tek yapraklar. O tümel dediğimiz şeyler tek teklere içrek, onlarda bulunuyor görüşü. Diyelim ki Aristoteles'le birlikte ortaya çıkmış. Daha sonra tıpkı Neslihan Hanım'ın vurguladığı gibi diyeyim ya da ona benzer şekilde bunların aslında zihnimizdeki kavramlar olduğu, tümellerin zihinlerimizde olduğuna dair bir fikir belirmiş. Ama birileri de demiş ki, yok canım böyle şeyler, tümeller diye bir şey yok. Bunlar sadece isimler, adlar demiş nominalistler. Hani şu söylediğimde belki 1000 yıldan fazla bir süreçte yürüyen bir tartışmayı ele almış olduk. Dolayısıyla tek tek olanların dışında geçmişte ve gelecekteki sürekliliğiyle nesnelere atfedilen, onları çağırmakta kullanılan kavramların sahiciliğinin kendisi insan zihnini bayağı bir uğraştırmış. Yani tam safkan bir ontolojik bir tartışma. Tümeller tartışması büyük oranda aşılmış diye düşünebiliriz. Yani artık tikeller, tek tek olanlar, somut nesneler var. Diğerlerine biz benzerliklerine göre birer ad, birer hüviyet atfediyoruz deyip bu işin içerisinden çıkabiliyoruz. Ama hala bir yere bağlanmamış başka bir tartışma var. Matematiksel entiteler, matematiksel varlıklar, yani rakamlar, o özel sayılar, pi'ler, e'ler, bunlar bizim zihnimizin ürünü mü? Yoksa bunlar gerçekten var mı? Yani matematiksel nesnelerin gerçekliği nedir? İnsanlar olmasa da pi olur muydu acaba? Rakamlar tıpkı bizim hani konuşurken, yazarken ürettiğimiz, uydurduğumuz, ortaya koyduğumuz dil gibi bir şey mi? Yoksa kendinde bir gerçeklikleri var mı? Yani doğa yasaları, tırnak içinde söylüyorum gibi, matematiksel kuramlar da icat edilen değil de keşfedilen şeyler. Hani insanlar olmasaydı da diyelim Afrika kıtası olacaktı değil mi? Biz orayı keşfettik. Yani adı Afrika kıtası olmayacaktı. Bunun gibi mi acaba rakamlar? Bunun gibi mi acaba matematiksel formüller? Matematikçilerle konuştuğunuzda bu konuda farklı tutumlara sahip olduklarını görebilirsiniz. Matematiği bir dil gibi, insan zihninin ürünü bir varlık statüsünde görenler olduğu gibi, onu bağımsız bir varlık olarak ele alanlar da halen var. Yani matematiksel nesneler konusunda platonik bir realizm, matematiksel nesnelerin varlığının olduğunu iddia edenler var. Ama matematikçilerin çoğunluğu bu soruyu
genelde geçiştirirler. Yani biz rakamların varlığı, yokluğu, hani sahiciliğiyle değil, onları var kabul ederek yolumuza devam ederiz diye düşünürler. Bu anlamda da o varlar yoklar listesini yapmak çok da bir çırpıda olacak bir şey değil. Buradan bir başka noktaya geçeceğim. Sonra eğer sorularınız, katkılarınız varsa yine kısa bir sohbet arası veririz. Varlığın bize ulaşan kısmı, yani hissedilen kısmı, somut nesnelerden bahsettiğimi düşünün. Onların fenomenleri, yani bir kendinde varlık var. Şimdi Kant diliyle konuşuyorum. Numen var. Bir de bize yansıyan kısmı var. Fenomenleri. Bu ayrımla, öz ve görünüş ayrımıyla yapılan bir ontoloji de var. Hani numen bizim doğrudan erişimimiz olmayan kısmı, fenomen de ne kadar teknolojik araçlarımız olursa olsun, hani bilimin imkanlarıyla aşılamayacak bir farktan bahsediyorum. Fenomen de bizim tarafımızdan kavranabilen kısmı. Örneğin, şekerde tatlılık var mıdır? Tatlılık şekerde midir, yoksa bizim şekerle olan etkileşimimizde midir? Hangi nitelikler nesnelerdedir? Hangileri onu deneyimleyendedir? Bu da önemli bir ayrım. Demokritos'la başlayan ve daha sonra John Locke'la belli bir noktaya gelen bir ayrım. Burada sadece ontolojinin içinde geziniyoruz. Hani ontoloji nedir anlamında. Yoksa şu anda size John Locke'un görüşlerini bahsetmek amacıyla bu konuyu açmıyorum. Ama biliyoruz ki tatlılık, şekerde bulunan maddelerin bizim tad alma organımızdaki reseptörlerle kurduğu ilişkiden çıkıyor. Yani tatlı olan şeker değil. Şekerin bastığı dilimizdeki tuş zihnimizde tatlı etkisini yaratıyor. O tuşa başka bir madde de bassa biz gene tatlıyı hissediyoruz. Örneğin işte bu yapay tatlandırıcılar. Siz o reseptörü uyardığınızda zihin bunu tatlı olarak algılıyor. Peki örneğin kütle ya da hacim ya da sertlik, bütün bunlar algılayanda mı, nesnenin kendisinde mi gibi, ya da ağırlık. Ağırlık nesnede mi, yoksa içinde bulunduğumuz uzay parçasıyla mı ilişkili? Yani sahici olanlar ile sahici olmayanlar ya da dolayımsız olanlarla dolayımlı olanların ayrılması da önemli. Güzellik karşıdakinde mi, yoksa onu görende mi diye Fuzuli'ye kadar uzayabilir bu tartışma. Hani Leyla ile Mecnun'da bu birbirini seven çifti buluşturmak için kral Mecnun'u çağırıyor. Leyla için diyor ki, bu mu diyor senin diyor beğendiğin, bu güzel değil ki diyor. Mecnun da, iyi de siz onu bir de benim gözlerimle görün diyor.
Dolayısıyla işin bir fenomenolojik kısmı da var. Bu fenomen boyutunu aşan bir kısmı da var. Biraz önce bahsettik Marx'tan. Öz ile görüntü aynı olsaydı hani bilimlere gerek kalmazdı diyerek mantıksal soyutlamalarla arka plandaki ilişkileri açıklamaya çalıştığını biliyoruz Marx'ın ya da başka bilim insanlarının. Tabii ki nesnenin neliğine belki giremese bile aradaki ilişkileri çözmede, görüneni aşmada aklımız, a priori akıl yürütmelerimiz çok önemli oluyor. Evet, belki sorular vardır diye kısa bir sohbet molası verelim mi ya da katkılarınızı almak için. Tamam hocam. Ozan Yıldız, buyurun. Hocam merhaba tekrar. Ben bir şey sormak istiyorum. Mesela başta varlar yoklar listesi dedik ya. Mesela büyü bizim için olmayabilir. Varlığını kabul etmiyor olabiliriz ama onun yine de büyü olduğunu bilmek var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da bu böyle bir şey midir? Ontolojide bunun şeyi var mıdır? Yani yine de büyü dediğimizde bir kavram eğer zihnimizde oluşuyorsa, bunu birileri bir anlam yüklüyorsa da yine onun varlığı olmaz mı? Sorum çok güzel. Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Evet, onun yine bir varlığı olur. Çünkü anlamlı bir cümle kuruyorsunuz ve diyelim ki anlamlı cümle şu olsun. Ayhan büyüye inanıyor. Doğru ya da yanlış olabilecek doğruluk değeri olan bir önerme. Doğruluk değeri varsa bu ortaya koyuş, bu iddia anlamlıdır. Anlamlıysa parçaları da anlamlıdır. Şimdi büyüyü ne yapacağız? Diyelim ki büyünün müstakil varlığını temellendiremiyoruz. Yani bilimsel yöntemlerle ya da gerekçeli düşünmeyle temellendiremiyoruz. Ve bu bizim kişisel sorunumuz. Hani büyüyle ilgili bir kendimize vereceğimiz bir hesap var. Bu tür şeylerde büyü bir inanç olarak var oluyor. Yani varlığın daha sonra incelediğimiz filozoflarda da göreceğiz. Gerçek bir varlık, kurgusal bir varlık. Zihnimizdeki bir diyelim zihinsel bir soyutlama olarak bir varlık. Bizim için böyle olabilir. Bir başkası için son derece reel olabilir. Yani varlıkta sadece gerçek varlık ve değil gibi bir ikilemden ziyade o varlıklar hiyerarşisini çıkarmamız gerekecek. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Enver Dodanlı, buyurun Enver Bey. Yani bu son işte şeker örneğinde verdiniz ya algılayanlarında mıdır evet. O kavram. Bunun bizim o idealizmdeki düşünce ve materyalizmdeki madde ilişkisi birinci veri hangisidir, hangisi atıldır, hangisi ona bağlıdır, onun türevidir tartışmasındaki gibi bir şey değil herhalde bu, değil mi? Başka bir şey yani. Bir anda onu çağrıştırdı bende de hani birinci veri hangisidir? Tat işte o maddede midir yoksa bizim algımızda mıdır? Hı hı. O tartışmadan bağımsız şöyle. Burada maddenin bizim bilincimiz üzerindeki etkisi söz konusu. Bizde tatlı etkisi bırakıyor. Yani sebep, materyal bir sebep. Yarattığı da bir tat olarak tatlılık. Ama bir şeyi biz yorumluyoruz. Yani bir yorum kısmı var. Tatlı olarak yorumluyoruz.
O da kültürümüzle de ilgili. Yani bazı yani bir başka ülkenin yemeği çok hani korkunç da gelebilir size. Yenilmeyecek gibi de gelebilir. Anlamlandıramazsınız. Hani bir bildiğiniz bir yere koyamazsınız ve tuhaf gelir. Dolayısıyla onu yorumlamayla ilgili bir şey. Ne bileyim hani içinden sinek çıkan bir keşkül tabağı gibi hani iğrenç bir örnek vereyim. Sinek çıkana kadar keşkül güzeldir. Ama ondan sonra bir kaşık daha alamazsınız ondan. Çünkü yorum değişmiştir artık. Keşkül aynı keşküldür. Has olanın birinci verenin madde olduğu gerçeğini bu ortadan kaldırmaz değil mi yani? Kaldırmıyor. Orada tabii. Has olan birinci veri maddedir sonuç olarak. Kesinlikle. Tüm algımız şeyimiz o madde üzerinden geliyor. Kültürle bağlı olsa bile sonuçta o madde üzerine bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Tetiği çeken o ama onun yorumu farklı. Yani başka şeylerde de böyle. Diyelim hani 3 yaşında bir çocuk size yeni konuşmaya başlayan bir çocuk küfretse sizin yorumunuz ya da tepkiniz gülmek olabilir. Aynı şeyi başka bir bağlamda bir tartışma kavgada düşünün. Tepkiniz kızgınlık ya da ne bileyim kavgaya dönük olabilir. Yani durumun kendisi değil yorumu üzerinden biz hareket ediyoruz. O yorum bizde. Stoacılarla ilgili konuşurken de siz yorum kısmını kontrol ederseniz düşüncelerinizi ve duygularınızı da kontrol edebilirsiniz diye konuşmuştuk. Size ne söylendiği çok önemli olmayabilir. Siz kendinizi aşağılanmış hissedersiniz ya da hissetmezsiniz. Bu noktada da bir kontrol söz konusu. Yani sizin izniniz ya da sizin kontrolünüzün dışında kimse sizi aşağılayamaz. Kimse sizi küçük göremez. Siz kendi kendinizi gelen tepkiyi kontrol edemediğinizde öyle görebilirsiniz. Aynı şekilde kimse sizi mutlu da edemez. Diyelim hani bir dal kabuğun iltifatlarını siz filtreleyebilirsiniz gibi. Biraz dağıldık onu ama yani yorum kısmına vurgu yapmak için söyledim. Teşekkürler hocam. Yücel İnan. Buyurun Yücel Bey. Merhabalar herkese. Merhabalar. Şimdi bu ne var ne yok diye hani bir bakmamız gerekir diye başladık ve buna bakarken de ağırlıklı olarak veya felsefe arayı kullanalım dedik. Biraz bilim hani ikinci planda gibi anladım ben sizin konuşmanızdan ama ve sohbetinizin sonunda da işte tatlılıkla ilgili varlık yokluk noktasına geldiğinizde biraz bilimden faydalanarak bir hani şey yaptınız. Hı hı. Tadın bizim algımız olduğunu söylediniz. Doğru. Hani yani ama tuz için böyle değil mesela hocam. Tuz dediğiniz şey sodyum klorür haricinde hiçbir madde size tuzlu gelmez. Yani tuz reseptörünüzü kandıramazsınız. Çünkü tuz kısıtlaması yapıyoruz bilirsiniz. Hani hı hı. Mesela evet, şekerde evet. Kandırırız da ne diyeyim tatlandırıcı, yapay tatlandırıcı deriz de yapay tuzlandırıcı diye bir şey yok. Hı hı. Şimdi yine bakın bilime yaslanmak zorunda kaldım. Neden böyle oluyor? Çünkü sodyum klorür aldığımı zannederek başka bir şey alırsam yaşayamam. Yani o kadar spesifik olmak zorunda ki o reseptörüm. Yanlışlıkla sodyum klorür alıyorum zannedip başka bir şey almayayım. Ki olmuştur böyle alan canlılar. Denenmiştir yani bu kesin denenmiştir. Hı hı. Öyle değil mi? Onlar artık hani ne yazık ki devam edememişler bugüne gelememiş kişiler olarak. Bilmiyoruz bile yani. O yüzden ben birazcık o konuda hani ve kişiye de kalması gerektiğini düşünmüyorum.
Yani tamamen öznel, bana ait bir varlık yokluk listesi var diye ortaya çıkmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bunun bir sınırları, mesela büyü için konuştuğumuz gibi, yani büyüyü var kabul ediyorum. İnanç noktasında tamam, ama yine de hani buna inanan birisi, büyüye inanan birisine ben tamam sen öylesin, kabul edelim büyü diye bir şey sana göre var, bu inancın deyip geçmemem gerekir diye düşünüyorum. Hani ona bir şekilde büyünün olmadığını veya bir delil yokluğu da varsa en azından bunu bir yokluğun delili kabul edip büyüyü hani ikna çabamızın olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Hani yapabildiğimiz kadar. Ki bu tür aslında hiçbir zaman var olmayan şeylerin varlığını kabul eden insanlar yüzünden bazı sıkıntılar çekiyoruz mecburen. Diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Bilimi cevap... biraz önemsiyorum o yüzden. Böyle söylemek zorunda. Ben yani de, biraz da öyle yaptım ben. Evet. Ben de kesinlikle önemsiyorum. Hani önemsiyorum deyince önemsenmiyor diyeceksiniz belki ama fakat benim hep vurgulamaya çalıştığım farklı bir düzlemdeyiz. Farklı düzlemin kavramlar hakkında konuşurken bilimin deney ve gözleminin olmadığı bir alandayız. Hani diyelim ki hepimiz havayı seviyoruz, içimize çekiyoruz ve havanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama uzaydayız. Dolayısıyla hani orada bilimin ilgilenmediği bir alandayız, ilgilenemediği bir alandayız. Hani bilim o alana girmek istiyor da biz onu yok canım bak senden daha kıymetli başka bir disiplin var asla demiyoruz. Şimdi nesneler hakkında operasyon koyan bir disiplin var. Nesneler hakkında. Bu bilim. Hocam. Doğa bilimleri. Hocam. Bir şey söyleyeyim sonra hemen Yücel Bey size bırakacağım. Kavramlar üzerinde operasyon koyan da felsefe. Dolayısıyla yani farklı boyutlarda çalıştıkları gibi bir iddiam olacak. Buyurun. Tamam hocam ben şöyle anladığım için yani katılıyorum söylediklerinize. Benden sıradan bir insan olarak bir felsefeyle profesyonel olarak ilgilenen veya felsefeci sıfatına sahip birisi olarak değil de sıradan insan olarak bir var yok listesi oluşturduğumu düşündüğüm için hani bilimi önemsedim. Yoksa tabii ki yani bahsettiğiniz düzeyde ben bilim adamı da değilim nihayetinde. Sıradan bir insanım. Yani o yüzden biraz felsefe ve bilim işte nasıl branş olarak veya bir uğraşı olarak düşündüğünüz zaman haklısınız, ona bir şey demem tabii ki de. Kendi aralarındaki alan yetkisi nasıl belirlenir bilemem ama sıradan insanlar için biraz öyle değil diye desek herhalde anlaşmış oluruz diye düşünüyorum. Çok anlayamadım. Önemli bir konu olduğu için tekrar lütfen yani sıradan insan, hocam diyorum insanlar ki, için ne diyeyim? Ben sıradan bir insanım. Evet. Ben bir var yok listesi oluşturmak istiyorum kendime. Evet. Ya da oluşturacağım neyse. Oluşturuyoruz dedik bir şekilde. Burada bilimden ve felsefeden faydalanmak zorundayım. Ağırlıklı olarak da, öncelikli olarak da biraz bilimi bilmek zorundayım ki komik duruma düşmeyeyim yani bazen. Evet. Hani her şey sorgulanabilir ama bazı gerçekten sorgumuzun dışında olan şeyler de var yani. Hani şimdi çıkıyorlar dünya düz dünyacılar var hocam yani. Evet. Yani bu da artık hani onları da böyle felsefe yapıyor diyecek halimiz yok herhalde diye düşünüyorum. O yüzden tabii hani yok. Sıradan bir insan olarak felsefe tek başına felsefe değil de öncelikle hani bir bilgi, bilim ne diyor bazı konular hakkında onlara yani mümkün olduğu tabii kadar ki. Tabii ki hepsine tabii. Ulaşmamız, şey yapmamız imkansız. Ama tabii profesyonel anlamda veya bir branş olarak, bir uğraşı olarak, bir dal olarak felsefe ve bilim diye
sizin sözlerinizi algılarsak tamam, kabul ediyorum. Ama ben hani şimdi anlatabildim mi yani? Anlayabildim. Yalnız felsefe de hani böyle ne söylersen giden bir alan değil. Her şeyi gerekçelendirmek zorundasınız. Yani üç cümle etmeye kalksanız etmekte zorlanacağınız bir alan. Ben şimdi başkalarının, hani ben konuşuyorum, ben başkalarının söylediğini tekrar ettiğim için şimdi kolay. Gerekçeli ve orijinal yeni fikir üretimi sıkıntılı bir şey. Yani daha önceden söylenmemiş bir şeyi söylemek sıkıntılı bir şey. Yani sıkıntılı bir şey derken bildiğiniz alın teri, bildiğiniz böyle glikoz yakarak üretilen bir şey. Dolayısıyla dünya düzdür diyen kişi bunu neyle temellendirir? Kutsal kitapla temellendirir. Yani onun için epistemik kriter kutsal kitapsa, yani inançla temellendiriyorsa ancak bunu temellendirebilir ve onun kendine ait bir ontolojik sistematiği vardır. O kutsal kitapla temellendirdiği için de sizin gösterdiğiniz delillere de kapalıdır. İkna etmekte de çok büyük zorluk vardır. Çünkü onun bütün ontolojik mimarisinin yıkılması anlamına gelir sizin delilinize saygı göstermek. Yani ondan siz sadece dünyanın yuvarlak olduğunu, küre şeklinde olduğunu ya da işte basit küre şeklinde olduğunu kabul etmesini istemiyorsunuz. Ondan siz onun hayatını istiyorsunuz. O yüzden de delillere kapalı olur. O yüzden insanlar bu konuda çok dirençliler. Buradan başka bir şeye geleceğim. Sizin söylediğiniz de bunu çağrıştırdı biraz. Sohbetin başında çok iyi açıklayamamıştım. İnsanların varlar yoklar listesi üzerinde dururken, insanlar kendi varlar yoklar listesi konusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak yanılıyor da ya da yanıltıyor da olabilirler. Diyelim ki ontolojisinde cinler, periler, işte mistik varlıklar olan ve bunları sorsanız size çok detaylı bir şekilde tarif edecek kişiler vardır. Ama bu kişiler bir şeylerini kaybettiklerinde, evde aradıkları bir şeyi bulamadığında, yani pratik hayatta bunu cinlerle, perilerle açıklamazlar. Ya cüzdanımı nereye koydum, telefonumu nereye koydum, ya sen aldın ya sen aldın, ya kaldırmayın şunları kardeşim diye evde kavga çıkarırlar. Evin yani çocuğu babasına dese ki onu cin aldı ve hani ben cini görmedim ama telefonu gördüm, pencereden çıktılar. Herhalde cindi yani dese sen benimle dalga mı geçiyorsun der. Şimdi bu insanın samimi ontolojisinde cinlerin perilerin olduğunu düşünmek kuşkulu biraz, değil mi? Aynı şekilde bizim için de hani bir yerde ilahi adaletten bahsederiz. Bir başka yerde de ya yapılan yapanın yanına kar kalıyor deriz. Bu anlamda buglar var. Bu yüzden kendi varlık listemizi yapmamız gerekiyor. Yani şu anlamda tutarlı bir liste yapmak çünkü bir şey çıkaracaksın, bir şey alacaksın. Yani orada ya ben dün bunu söyledim, bugün bunu söyledim ama bunlar biraz gelişigüzel oldu. Ben bunu varsaymıyorum ki bunu burada kullandım diye. Kendimize ama bunu hani kendi kendimizle olan hesabımızda, kendi düşüncelerimizi temize çekerken bunu yapmamız gerekiyor anlamında söyledim. Teşekkür. Yani kendi yani çok bilmem oyunları da, diyelim ki Civilization oyunu bildiğimi farz edin, yalan yanlış şeyler de söyleyebilirim. Yani bir medeniyet kuruyoruz. Neler alacağız? Neye ihtiyacımız var? Hangi varlıklar olsun istiyoruz? Gibi.
Yani bizim varlar listemizi sürekli hesaba çekmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkürler. Bu arada teşekkürler, iyi akşamlar. Başlangıçta bilimsel olsun veya olmasın herkesin bir varlar ve yoklar listesi vardır demiştiniz aslında. Evet. Bu bilimsel bulgularla bulunmuş olabilir. Sizin ulaşılmasını istediğiniz veya ereğimiz bu belki. Ama biz gündelik yaşamda, nesnel yaşamda öyle insanlar görüyoruz ki varlar yoklar listesi var ve canı istediği zaman duruma göre bu varlar yoklar listesini de değiştiriyor. Çok güzel teorize ederek hayır canım ben öyle düşünmedim dediği bir şeyi 3 gün sonra başka bir aşamadayken hayır ben öyle yaptım ama onu şaka yaptım diyebiliyor veya tabii ki öyle düşünmedim. O gün bu konuya çok sinirlenmiştim. O yüzden böyle söyledim diye. Tamamen ters. Yani süsel olarak değerlendirecek olursak felsefe başlı başına bir ayrı bir bilim dalı. Ama nesnel koşullar ve insan ve onun varları ve yokları diye baktığımızda onun psikolojisi gündeme geldiğinde varlar yoklar listesi değişen insanlar görüyoruz. İşte bunlara da kendilik kişiliğini, kendisi olma halini oturtamamış insanlar olarak değerlendiriyoruz. Evet, insanlar tutarlı değiller. Tutarlı olmadıklarının, tutarlı olmayanların bir kısmı tutarlı olmadığının farkında da değil. Bunu da kurnazlık ya da işi bilmek zannediyorlar ama bu bir insanın başına gelebilecek. Ya fark etmiyorsanız eğer tutarsızlığınızı en kötü şeylerden bir tanesi. Yani hayatınızın kendi kontrolünüzden çıkması anlamına geliyor. Hani bir anlık maddi getirileri olsa bile gerçekten hayatı yaşanmaya değmez bir hale getiriyor diye düşünüyorum. Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Bu ontolojinin alanı yani fenomenolojimin numenal olanını mı inceliyor? Ya da o fenomen numenal olandan şimdi fenomene mi geldi? Yani yıllar içerisinde. Onu merak ettim. Ya başta Aristoteles'te neydi ve şimdi ya da ikisinde mi? Evet. Şimdi şöyle tabii farklı farklı yerlerden değindik bir sürü şeye. Şimdi numen fenomen ayrımı olmadığı için yani nesnelerin göründükleri gibi olduğuna dair bir inanç olduğu için daha önce böyle bir şey söz konusu değil. Ama görünüşle öz arasındaki farklar ya da bizim nesnelere dair belli bilgilere ulaşırken belli sensörler aracılığıyla ulaşmamız idrak edildikten sonra nesnelerin bir kendilikleri olduğu fikri ve ona da nüfuz edemediğimizin bilgisine ulaştık. Tabii bu bilim sayesinde oldu örneğin. Yani katı gibi görünen bir cismin işte aslında atomlardan oluştuğu ve arada büyük boşluklar olduğunu biliyoruz. Ve bu bizim hani gözlem sınırlarımızın dışında. 3-5 tane algımız var. Yani yani sensör sayısı fazla olan başka canlılar, ne bileyim, manyetik algısı olan güvercinler var, ultrasonik algısı olan yarasalar var. Ama onlar da sınırlı. Yani ne kadar arttırsanız bile hep bir aracılık ile ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla ulaşamadığımız bir öz olduğu kesinleşiyor böyle olduğunda. Bu noktada fenomenlerin bilgisi ne dönüşüyor ontoloji? Ya da numen hakkında konuşmak isteyenler de var. Yani kimseyi sınırlayamazsınız. Numen hakkında
gerekçeli konuşmaya çalışan mesela bir Schopenhauer var. Yani o numeni bir arzu, istek olarak, form kazanmamış bir kör arzu olarak formüle eden bir Schopenhauer var. Dolayısıyla biraz şu var deyip gerekçelendirebildiğiniz her şey ontolojinin alanına giriyor. O varlar arasında kurduğunuz hiyerarşi de ontolojinin alanına giriyor. Varlığın farklı biçimlerinin hiyerarşisi de ontolojinin alanına giriyor. Mesela Platon'da bir episteme düzeyinde varlık var, bir doksa düzeyinde, sanı düzeyinde varlık var. Yani varlığın bir tayf olarak, bir spektrum olarak var olanlar listesi var. Hepsi ontolojinin alanına giriyor. Peki, teşekkürler hocam. Başka soru var mı arkadaşlar? Kısaca küçük bir katkı veya soru sorabilir miyim ben de? Şöyle yani felsefenin ontoloji dalı diyelim, daha çok matematikteki teoremler gibi. Yani nasıl ki matematikte biz kabul ettiğimiz bir takım şeyler vardır. Bunu böylece kabul ederiz. Ondan sonra devam ederiz. Felsefenin ontoloji dalı da örneğin yani Spinoza'nın tekçiliği. Yani Spinoza gerekçelendirerek bir tekçilik tanımı yapar. Ve biz bunu diyelim ki önümüzdeki derslerde ontolojik açıdan Spinoza'nın tekçiliği diye bunu değerlendireceğiz. Aristoteles'te potansiyel ve aktüel varlık. Bu da bir ontolojik değerlendirme. Yani ve bunu da göreceğiz. Yani biz felsefenin ontoloji dalını incelerken Leibniz'in, Spinoza'nın, Hegel'in, Marx'ın, Heidegger'in varlık ve yokluk tanımlarının üzerinde duracağız önümüzdeki diyelim 9 derste. Böyle diyebilir miyiz? Böyle diyebiliriz. Sadece matematikle benzetme konusu çok gerçekçi değil. Çünkü yani böyle aksiyomatik ön kabuller gibi başlamıyor. Sizin de dediğiniz gibi gerekçelendirerek başlıyor. Yani Spinoza gerçekten bir monistik bir dünya var olduğunu ve bunu keşfettiğini düşünüyor. Belki de haklı. Ya da Descartes'in dualist yaklaşımı kainat öyle olduğu için öyle formüle edilmiş durumda. Yani kendileri gerekçelendirerek, rasyonel gerekçelerle, herhangi bir gerekçe de değil, gerekçelendirerek nasıl bir kainatta yaşadığımızı ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ama biz her bir ziyaret edeceğimiz filozofu bu ontolojik bakışları üzerinden inceleyeceğiz. Bütün veçeleriyle incelemeyeceğiz. Anladım hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili Levent hocam, yaklaşık 1,5 saate yaklaştık. Şu an için soru da yok. Dilerseniz toparlayıp bitirebiliriz. Evet, bu dediğim gibi hani ontolojinin bir çevresini dolaşma, içinde neler var, neler yok, nasıl bir disiplin, bunları görme anlamında bir giriş sohbetiydi. İşte bunun sonrasında Sokrates öncesi filozofları atlayacağız. Onlardan Platon bağlamında biraz bahsedeceğim sadece.
ve tek tek ele alacağız. Haftaya Platon ve İdealar kuramını yapacaksınız. Evet, evet. Gerçeklik seviyeleri üzerinde. Gerçeklik seviyeleri üzerinde duracağız. Haftaya dediğim çarşamba günü, 9 Eylül evet. Çarşamba günü. Yine saat 8 ile 9.30 arası. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Katılanlara sabırları için, zamanları için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler.